Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler bizimle birlikte Libya gündemini konuşuyoruz. Denklemin bir tarafında da Fransa var. Peki Fransa Afrika'daki etkisini kaybediyor mu? Kaybederse bunun sonuçları neler doğurur? Evet, Fransa tabii Afrika özelinde kirli bir geçmişe ve kanlı bir tarihe sahip. Maalesef. Evet, bu bölgede Afrika'da gücünü yitirme korkusu içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu olup olmayacağını süreç gösterecek ama böyle bir korku içerisinde Afrika'da Fransa gücünü yitirip yitirmeme noktasında bir korku içerisinde. Biliyorsunuz Afrika'nın pek çok ülkesinde Fransa'ya yönelik pek çok gösteriler yapıyor. İşte Mali'de, Senegal'de vesaire. Tabii burada Afrika'nın geleceğinde Fransa'nın söz sahibi olup olmayacağının düğümünde aslında Libya verilecek. Yani böyle bir zincirleme reaksiyon gibi. Libya'da Fransız mantığının işlettiği o emperyalist düşünce Hafter'e destek verme yönündeydi. Fakat bakarsanız hemen Libya eksenindeki diğer alttaki ülkelerde özellikle Sahel ülkeleri diyeceğimiz Afrika'yı Atlas Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e kadar olan bir bölgede kesen önemli en zengin doğal kaynaklara ve suya sahip olan Afrika'nın en önemli bölgesi. Burada tabii çok ağırlıklı bir Fransız gücü var. Hem askeri var hem de Fransa etkisi var. Tabii burada bunun üzerinde de bütün Afrika'da aslında Fransa'nın bir kontrolü var. Peki bu kontrol nereden geliyor diye baktığımızda aslında sanayi devriminden itibaren yani 1800'lü yılların ortasından itibaren Fransa'nın Afrika'ya ilgisi devam etmiştir. Ve bu ilgisi neticesinde önce oralar işgal edilmiştir. Sömürge halindeki kaynaklar Fransa'ya aktarılmıştır. Daha Avrupa üzerinde Fransa'ya aktarılmıştır. Sonra işte özellikle 1950'li yıllardan itibaren de bu ülkelerle kolonizasyon anlaşmaları yapılmak suretiyle bunların sömürge hali devam ettirilmeye çalışılmıştır. Şimdi tabii bakarsanız yıllık bu kolonizasyon anlaşmaları ve Afrika'dan Fransa'nın elde ettiği para yıllık 500 milyar dolar. Yani çok korkunç bir para. Çok korkunç bir şekilde bu ülkeleri sömürüyor. Yani Afrika şu an kan ağlıyor. Bakınız hep yıllardır üzerine yatılıyor, işte göz ardı ediliyor, kulak arkası yapılıyor ama Afrika gerçekten kan ağlıyor. Yani bunu görmemiz lazım. Ve bu kandan, gözyaşından beslenen bu işte başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri bu oraları sömürüyorlar. Nasıl sömürüyorlar? Hani bunu bilirsek belki süreci okumamız daha kolay olur. Yani bu 1950'li yıllardan itibaren dayatmayla, zorla kolonizasyon anlaşmaları imzalattı Fransa bu Afrika'daki çoğu ülkeye. Nedir bu kolonizasyon? Dedi ki 1800'lü yıllardan beri ben bu Afrika'dayım. Sizin ülkeniz için pek çok altyapı yaptım. Yol yaptım, işte baraj yaptım ya da ne bileyim işte bina yaptım vesaire. Bunların parasını bana ödeyin. Bunları ödeyin. Tamam. Ödensin. Baktığımızda o ülkelerin yaklaşık 50 yıllık bütçeleri. Yani hani öyle ödenebilecek bir para değil. Ödenebilecek bir rakam değil. Zaten bu o dayatma zaten. Yani orada peki o zaman biz de o zaman diyor Fransa başka tedbirler alırız. Ne yaparız? Bir kere diyor bütün döviz rezervlerinizi sizin merkez bankalarındaki Afrika ülkelerinin çoğunda merkez bankalarının topladığı döviz rezervlerinin %80'i Fransız Merkez Bankası'nda tutulur. Tutulmak zorunda. Bu kolonizasyon anlaşmasının bir neticesi. Yine Fransa resmi dil olmak zorunda o ülkelerde. Bakarsanız Afrika ülkelerinin çoğunda Fransızca resmi dildir. Frank, CFA frankı denen Fransız frankı aslında orijinli para, resmi para olmak zorunda. Yine ihale ve özellikle askeri ya da sivil dışarıdan malzeme alımlarında Fransız şirketleri öncelikli olmak zorunda. Yani düşünün. Aynı şekilde bütün bölgedeki çıkan mevcut ve tespit edilecek doğal gaz dahil doğal bütün kaynakların işletilmesinden sadece Fransız şirketleri yetkili. Şimdi böyle bir kolonizasyon anlaşmasını imzalayan bir ülkede kimlik ve kişilik kalır mı? Kalmaz. Yani bu çok daha ağır, öncesinden çok daha ağır bir sömürge
mantığı üretir. Bakarsanız işte yine devlet başkanı örneğinde olduğu gibi sayısız var. Yani ben bunları yazmak istemedim ama sayısız örnek var. Bunlara uymayanlar, bu kolonizasyon anlaşmasına uymayanlar insanlık dışı yöntemlerle, darbelerle, işkencelerle, ayaklanmalarla bu ülkeler iç karışıklıklarla Fransa tarafından dizayn edilmişti. Son 10 yılda Fransa, işte Fransız askerlerinin bulunduğu ülkelerde, özellikle Sahel bölgesindeki ülkelerdeki terör örgütü sayısı 6 kat artmıştı. Terör olayı sayısı da 6 kat artmıştı. Sadece geçen yıl yine bu bölge, Sahel bölgesindeki ülkelerde 365 terör olayı olmuş, 4000 insan ölmüş, 2 milyon insan da yerinden sürülmüştü. Yani inanılmaz bir şekilde bir kan, gözyaşı halen Afrika'nın tam göğsünde kanıyor. Afrika gerçekten ağlıyor. Şimdi tabii bugüne kadar hep bu şekilde götürülen, süreci götüren bir Fransa var ve dediğimiz gibi korkunç bir para elde ediyor. Ve mesela çok enteresan bir bilgi vereyim. Bu Afrika sömürgelerinden gelen paraların devlet hazinesinde kaç para olduğunu sadece birkaç kişi biliyor, biliyor musunuz? Fransızlardan bile çok az kişi biliyor. Yani sömürülüyor ve oralarda bu paralar artık nerelere gidiyorsa onu bilemiyoruz. Ama neticede bir sömürge imparatorluğu Afrika üzerinden kurulmuş durumda ve yıllık 500 milyar gibi çok büyük bir rakam Fransa'ya akıyor. Şimdi tabii burada Libya'nın çok özel bir yeri var. Libya'da ki petrol yatakları diğer bütün Afrika ülkelerinden çok daha yüksek oktanlı ve çok daha fazla. Yani Libya bir tarafa, Sahel öteki tarafa, Avrupa, Afrika'nın diğer kesimleri diğer tarafa. Ve tam da bu noktada işte bütün gücüyle Fransa Safter üzerinden bu doğal kaynaklara elde etmek için, sömürgeleştirmek için yüklenmişken birden Sirte Cufra hattında durmak zorunda kaldı. Şimdi bu durma, hatta Trablus'tan sonra Bingazi'ye doğru Hafter'in geri çekilmesi ve burada işte Sirte Cufra hattında bunların durması ve bölgede Türkiye ağırlık ulusal mutabakat hükümetinin, yani demokratik meşru hükümetin güç kazanması bir anda Afrika topluluklarının Afrika'da yaşayan insanların dikkatini çekti. Bir anda. Ve dendi ki bir dakika, yani bütün işkencelere, darbelere vesairelere rağmen, zulümlere rağmen bir dakika, emperyalizmde tek seçenek olmuyormuş. Yani demek ki bakın dünyada emperyalizme dur diyebilecek bir güç de varmış. İşte bu şu an Fransa'nın kabusu. Yani eğer burada Libya düğümünde emperyalist mantıkla kendi istediğini gerçekleştiremezse çorap söküğü gibi. Önce Sahel göreceksiniz ülkeleri, daha sonra Afrika'nın geri kalanında Fransa'nın gücünü, otoritesini ve belki de bunlardan çok daha önemlisi büyük miktardaki o para kaynağını beslenme, kan ve gözyaşıyla dolu olan o para pastasını, sömürge pastasını kaybetmek gibi bir durum ortaya çıkma ihtimali yüksek görünüyor. Şu anki aldığımız veriler bu yönde ve bunu şu an Fransa'nın durdurabilecek bir gücü de yok. Yani yeniden o eski sömürge mantığıyla gelip insanları katledip kafalarını kesip işte ülkeleri değiştirip vesaire bakarsanız, yani o işte Sahel ülkeleri dediğimiz yaklaşık 9-10 tane ülke var. Bu bölgede son 50 yılda olan darbelerin %70'i bu ülkelerde. Düşünebiliyor musunuz? 45 darbe oluyor 10 küsur tane ülkede. Yani sürekli el değiştiriyor. Sürekli Fransa'ya karşı çıkan, Fransa'nın isteklerine boyun eğmeyenler bir anda alaşağı ediliyor vesaire. Dolayısıyla yani buradaki terörü kimin arka planda finanse ettiğini de herhalde anlamak çok zor olmayacak. Ama neticede şu an bu durum tersine dönmek üzere. Ve peki ne olacak? Az kendi söyledikleri, kendi başkanlarının, cumhurbaşkanlarının söylediğini söyleyeyim. Fransa bir anda işte ilk 5-6'dan, ilk 10'dan, ilk belki 20'lere, 30'lara, 40'lara doğru dünyadaki güç sıralamasında gerileyecek. Bu tabii Fransa'nın sömürgeciye alışmış, hazıra alışmış Fransa'nın tabii gelecekte çok ciddi devlet açısından da içeride siyasal ve sosyal sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ama görünen o ki en son aldığımız bilgiler burada Libya'da bir siyasal uzlaşma ve ulusal mutabakat hükümeti merkezli bir siyasal oluşumun olma ihtimali her geçen gün güç kazanıyor. Bu da bir Fransa'nın en büyük kabusu. Bu bir kere gerilerse geriye doğru hem Sahel ülkeleri hem de Afrika'da Fransa'nın yıllardır, 200-300 yıldır
sürdürdüğü o emperyalist otorite sarsılacak.